Selam yumurtseverler, Çılgın Deney serisinde yeni bir bölümdeyiz ve bu bölümde evde bakteri yetiştireceğim. Evet, kulağa bayağı garip geliyor farkındayım, fakat bu laboratuvarlarda bayağı yapılan bir şeymiş. Hatta bakteri üretmekle kalmayıp ürettikleri bakterilerden resim falan yapıyorlar. Hani zaten bu videoyu yapma fikri de benim aklıma o şekilde geldi. Bir yarışma gördüm, yarışmada en güzel bakteriyi kim yapacak konusu işleniyordu. Nasıl ya falan derken işte araştırmaya başladım. Sonra bunu ev ortamında yapabilir miyim diye araştırdım. Yapılabiliyormuş. Hatta yaptım ama başarısız oldum. Fakat bugün başarılı olacağımı düşünüyorum çünkü biyolojist bir arkadaşımdan yardım aldım. Biyolog mu yoksa? Biyolojist mi, biyolog mu? Neyse, ondan. Anlıyor işte böyle bakterilerden falan. Bu videodaki amacım günlük olarak kullandığımız şeylerin üzerlerinden bakteri örnekleri alıp o bakterileri aşırı derecede fazla üreterek nasıl gözüktüklerine bakmak. İşte cep telefonu olur, televizyon kumandası olur, kapı kolu, tuvalet, lavabo, böyle günlük olarak kullandığımız aklınıza gelen pek çok şeyden işte örnekler alacağım. Onların üzerlerindeki bakterileri aşırı derecede fazla üretip gözle görülür hale getirmeye çalışacağız. Bu videodaki amacımız bu. Videoya devam etmeden önce bir duyurum var. Realme Türkiye ile bir çekiliş düzenliyoruz. Ve bu çekilişte 2 tane Realme 5i telefon hediye ediyoruz. Bu model şu anda piyasada fiyat performans olarak en iyi telefonlardan bir tanesi. Telefon ön kısmı şu şekilde damla çentikli ve arka tarafı gerçekten çok hoş gözüken bir tasarıma sahip. Burada 4 adet kamerası var. Bunlardan bir tanesi ultra geniş açıya sahip. Ayrıca makro kamerası da var. Bu videoda zaten makro kamerayla bakterileri yakından çekmeyi planlıyorum. İşlemcisi Snapdragon 665, akıcı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi isteyenler için gayet yeterli bir işlemci. 5000 mAh'lik devasa bir bataryası var. Bu batarya sayesinde telefonu uzun saatler boyunca rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Telefonun ekran boyutu 6.5 inç ve bu güzel kasada fiyat segmentinde neredeyse hiç görmediğimiz su geçirmezlik özelliği de var. Özellikle ana kamerasıyla çektiğim fotoğraflar beni gerçekten çok şaşırttı. Ayrıca video çekim konusunda da gayet başarılı 4K videolar çekebiliyorsunuz. Ve isterseniz 240 fps ağır çekim videolar da çekebiliyorsunuz. Daha önce inceleme kanalında telefonun detaylı incelemesini de yapmıştım. Merak edenler varsa hemen şuradan bir yerden kart çıkacak, oradan izleyebilirler. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler gayet basit. Bu videoyu yayınladığım gün Instagram'dan da bir fotoğraf paylaşacağım. O fotoğrafı beğenmeniz, altına 3 arkadaşını etiketlemeniz, Realme Türkiye'nin ve benim Instagram hesaplarımı takip etmeniz yeterli. Ayrıca telefon şu anda Kadınlar Günü'ne özel olarak önümüzdeki birkaç gün boyunca indirimde. Kampanya linkini de açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza devam edelim. Deneyi yapmak için ihtiyacımız olanlar gayet basit. Şunun içinde su var. Bu suyu önceden kaynattım ki içindeki bakteriler, mikroplar mümkün olduğu kadar ölsün. Sonra muhtemelen kulağa en garip gelecek olan şey agar agar var burada. Şimdiye kadar böyle bir maddenin varlığından bile haberdar değildim. Fakat bu doğal bir maddeymiş. Yosundan üretilen bir tür jelatin. Zaten isterseniz bu deneyi jelatinle de yapabiliyorsunuz. Fakat agar agar kullandığınız zaman daha düzgün bir yüzey elde ediyormuşsunuz. Pahalı veya zor bulunan bir şey değil bu arada. Çok rahat bir şekilde aktarlarda falan bulabiliyorsunuz. Ondan sonra burada et bulyonumuz var. Bildiğiniz standart et bulyon. Burada toz şekerimiz var. Örnek alabilmek için kulak çöpü. Bununla işte istediğimiz yüzeylerden örnekler toplayacağız. Ve burada son olarak petri kaplarımız var. Bu petri kapları da böyle şeffaf plastikten kaplar. İstiyorsanız cam saklama kabında falan da yapabiliyorsunuz. Fakat ben videoda böyle güzel gözüksünler diye bunlardan temin ettim. Hatta burada kocamanları da var. Şimdi hemen karışımımızı hazırlayalım. Ben 600 ml hazırlayacağım bu arada. Ona göre kafadan ölçülerim var. Gerçekten birazcık kafadan ölçülerim bu arada. Şimdi ilk önce agar agar koyacağım. Bundan böyle bir 15-20 gram koyacağım. Bu suyumuzu katılaştırmaya yarayacak. Böyle bildiğiniz şey, jel tatlılar oluyor, böyle jelo mu deniyor, ne deniyor. Onlar gibi bir şey haline getiriyor kısaca. Sonra şekerimizi ekliyoruz. Şeker bakteriler için besin. Aynı şekilde aslında bu bulyonlar da bakteriler için besin. Bulyonun içinde protein olduğu için bunu kullanıyoruz. Şimdi bu karışımı ocağa koyacağım. Burada karışımımız homojen hale gelene kadar karıştıracağız. Özellikle agar agarın erimesi bayağı zor, o yüzden bayağı bir karıştırmamız lazım burada bunu. Kaynamaya başladı. Artık altını kapatıyorum. Şimdi bunun kapağını kapatıp bir 15 dakika kadar soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra, daha doğrusu böyle elimi yakmayacak kıvama geldikten sonra ise kaplara dökeceğim. Evet, karışımımız ılıdı. Petri kaplarına daha rahat dökebilmek için bir cezveye aktardım. Herhangi bir değişiklik yok, sadece aktarım yaptım. Şimdi hemen şöyle kaplarımı ayarlayayım. Bayağı kıvamlanmış bu arada. Kapların yarısını falan dolduruyoruz. Yarısından biraz daha az da olabilir. Bir yüzey oluşturmamız yeterli burada.
Ah dökülüyorlar. Ya içinde zararlı bir şey yok da yine de dökülmesin. Benim ikincisine yetecek mi acaba ya? Az mı yapmışım ki? Galiba ikinciye yetmeyecek. Masaya dökülenler katılaşmış bile. Plastik gibi. Bildiğim plastik bu. Şimdi bunlar iyice katılaşana kadar birkaç saat bekleyeceğiz. Evet, aradan birkaç saat geçti. Artık besi yerlerimiz gayet katı formda. Hatta son bir saattir falan da buzdolabında tutuyorum iyice donsunlar diye. Bu bekleme sırasında küçük bir karışım daha hazırladım ve şunu da tamamladım. Fakat bunda içeriği biraz değiştirdim ve garip gözüküyor. Düzgün karıştıramadım mı emin değilim. Bunda daha az besin kullandım. Yani diğerlerinden daha az besin var bunda. Ne olacak merak ediyorum. Şimdi örnekleri almaya başlayalım. İlk önce bir cep telefonundan örnek alacağım. Şöyle örnek almak için etrafında gezdireceğim. Sonra Petri kapımı açıyorum. İçinde böyle hafif hafif sürterek gezdiriyorum. Böyle çapraz şekilde yapmak gerekiyormuş bunları. Sebebi konusunda emin olmamakla birlikte. Ve tamam. Sonra dişimden bir örnek alacağım. Dişimi en son kaç saat önce fırçaladım? 5 saat falan oldu herhalde. 5 saattir fırçalanmamış bir dişte neler var? Bir de ona bakalım. Şimdi biraz evi gezmeye başlayalım. Şöyle lavabodan bir örnek alacağım. Sonra tuvaletten bir örnek alacağım. Ve işi biraz daha çirkinleştirip tuvalet fırçasından örnek alacağım. Bu arada ben buna sürekli böyle şey sıkıyorum. Antibakteriyel fıs sıkıyorum ama yine de ne kadar temiz olabilir ki? Galiba tuvalet fırçasından örnek aldığım şeye dokundum az önce. Sonra gelelim biraz daha günlük bir şeye. Bir klavye. Sonra bir kapı kolundan örnek alacağım. Sonra bir televizyon kumandasından örnek alacağım. Hüsnü, gel senden örnek alacağım. La ısırma. Tamam lan ısır, gel. O kadar ısırma. Lan bırak. La bir dur. Bir dur. Hoşlanmadı. Tamam. Şu anahtarlardan örnek alacağım bir de. Bunlara da her gün defalarca basıyoruz sonuçta. Şimdi gelelim bu büyük olanla ne yapacağıma. Bu büyük olan için elimi her yere sürteceğim. Böyle aklınıza gelebilecek her yere sürtüneceğim. Ondan sonra buna elimi basacağım. Şimdi buna elimi direkt gömeceğim. Ya elim sığmadı. Her yerini dokunduramadım. Avucumun içine sokamıyorum. Ben bunu elim sığacak diye düşünmüştüm. Çoğu yerini değdirdim ama. Şimdi müsaadenizle bir elimi yıkayayım. Büyüklerden ikincisi için ise daha garip bir fikrim var. Elimi dezenfekte edeceğim. Bayağı sağlam şekilde dezenfekte edeceğim. Bu tıbbi bir dezenfektan. Bundan böyle bir elime sıkacağım. Umarım cilde uygundur. Baksanıza sığdıramıyorum ya. Şöyle parmaklarımı da üstüne basayım. Ne oldu? Elimde direkt bakteriler mi çıktı? Bu ne ya? Bu ne ya? Bunlar ne böyle? Bir saatte herhalde bakteri üremiş olamaz bunun içinde. Evet, kaplarımız hazır. Büyük ihtimal ilk gün görebileceğimiz bir şey olmaz da böyle birkaç gün içinde bir şeyler görebilmemiz lazım. Evet, şu an bakteri ekiminden sonraki 3. gündeyiz. Aslında günlük olarak yapmayı düşünüyordum fakat özellikle ilk 2 gün neredeyse gösterecek hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla 3. günden başlıyorum. Şimdi bu kapı kolu olan da şöyle jelimsi bakteri kolonileri var. Yani bunlar çok havalı değil açıkçası. Klavye olan da yine jelimsi bakterilerin yanında şurada küf ya da bir mantar. Küfe benziyor daha çok ama bayağı bir üremiş. Bu arada şu an hem eldiven giyiyorum hem maske takıyorum. Ayrıca birazdan burayı dezenfekte edeceğim. Yani evde bu deneyi yapmayı düşünenler varsa bu tarz şeylere dikkat etmeleri lazım. Klozette en çok görmeyi istediğim bakteri türlerinden var. Şurada kırmızı renk. Gözüküyor mu? Şu kırmızı nokta istediğim şey. Yani bir renkli bir şey görmek istiyorum açıkçası. Minnacık şu anda ama burada kırmızı bir şey var. Özellikle sarı, kırmızı ve yeşil bakteriler görmek istiyorum. Televizyon kumandasında yine birazcık küfüremiş fakat bunda farklı bir şeyler daha var. Bu arada bunlar her gün neredeyse iki katı büyüyorlar. Dolayısıyla bir gün sonra baktığımızda daha büyük şekilde göreceğiz. Ve sıra geldi kralımıza. Elimi her yere basarak yaptığım var ya, bakın elimin şeklini almış. Şöyle baktığınız zaman elimin şekli var burada. Ve rengarenk bir dünya bakteri var. Yine küflerimiz falan var. Fakat bunların yanında şurada kırmızılar var, sarılar var. Hatta şuradakiler küf mü emin değilim. Yani küfe de benziyorlar ama şey de olabilirler. Farklı bir renkteki bakteri de olabilirler. Şurada sarı renk bir bakteri üremiş. Yine yanında kırmızılar falan var böyle küçük küçük. Şu kahverengi olanlar ne hiçbir fikrim yok.
bir çeşit mantar olabilirler. Bu bence bayağı güzel olacak. Özellikle elimin şekli burada tamamlandığı zaman. Bu arada bunların etrafını açmak zorunda kaldım. Çünkü arada bir oksijen almaları gerekiyormuş. O yüzden kapalı bir kutuda tutuyorum ki içine oksijen girebiliyorsa bakteriler de çıkabilir sonuçta. Bakalım gelecek günlerde neler olacak. Evet, aradan geçti bir hafta daha, bir haftadır bu kapalı kutunun içinde duruyorlar. Şu an ne durumda olduklarına birlikte bakacağız. Kutuyu öyle durup dururken açmak istemedim çünkü yani bunu her açtığımda etrafı bir dezenfekte etmem falan gerekiyor. Eldivenlerimi giyiyorum ve maskemi takıyorum. Sesim net gelir diye düşünüyorum, bu öyle kalın bir maske değil. Dezenfektanım burada. Önce bir etrafı ben bir dezenfekte edeceğim. Şöyle şuralarda bunlar kalsın. Ne olur ne olmaz yüzeye yapışmasınlar. Makro çekim için telefonum burada. Oo, bayağı renklenmişler. Şu neymiş ya? Elektrik anahtarı. Şuna bakar mısınız? Ağaç gibi olmuş, yosun gibi bir şeyler olmuş burada. Çok iyi gözüküyor. Buram buram et bulyon kokuyor bu arada. Bayağı et bulyon kokuyor. Şimdi kapaklarını çok uzun süre açık tutmak istemiyorum. Şöyle açacağım, hızlıca fotoğrafımı çekeceğim ve kapatacağım. Sırada diş var. Diş şöyle gözüküyor. Hani o üçüncü günde göstermiş olduğum böyle şeffaf jel gibi bakteriler vardı ya. Onlar hafif böyle kırmızımsı bir hal almış. Bazıları hala aynı renkte, hala şeffaflar. Bunu yakından çekmelik bir şey yok. Hatta aynı şekilde gözüken birkaç tane daha var gibi. Kapı kolu aynı şekilde gözüküyor. Böyle kırmızı tonlarında şeffafımsı bakteri kolonileri var. Kapı kolunda zaten bir şey çıkmasını beklemiyordum açıkçası. Çünkü kapı kollarında kullanılan metaller genelde antibakteriyel oluyor. Sonra burada kocaman bir küf bloğum var. Bu neymiş? Klavye. Gördüğünüz gibi kocaman bir küf var burada. Yine burada ilginç bir şeyimiz var. Lavabo. Şu kırmızı olanlar zaten hepsinde var anladığım kadarıyla. Şurada yine bir küfümüz var. Ve şu büyük ihtimal bir çeşit mantar. Kapaklarını çok uzun süre açık tutmak istemiyorum bu arada. Bu rengarenk. İçinde her çeşit bakteri üremiş sanırım. Yeşili var, mavisi var, kırmızısı var, beyazı var. Cep telefonuymuş, şaşırmadım. Cep telefonları gerçekten çok fazla bakteri ve mikrop barındırıyorlar. Şuna bakar mısınız? Dünya haritası gibi. Ne ararsam var. Çok ilginç bunlar ya. Sanırım mavi renk bakteri sadece bunda var şu an. Yine ilginç, farklı bakteriler olan bir şey. Kumanda, televizyon kumandası. Televizyon kumandasında yine burada kocaman bir küfümüz var. Fakat şurada iki çeşit, diğerlerinde olmayan türde bir şey var. Şu beyaz olan daha bir ilginç. Hemen bunları da yakından çekeyim. Şu beyaz olan kar topu gibi, garip bir şey. Pamuk gibi de böyle etrafa yayılmış. Bu da bir çeşit küf herhalde ya. Biraz mantarı da andırıyor ama. Tuvalet fırçasında sanatsal bir şeyler var. Şurası böyle parça parça böyle şey dalga dalga bakteri şeyleri var burada, değişik bir şey. Bir de birkaç tane sarı noktacık var. Hüsnü'de neredeyse hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Şu kırmızı olanlar hepsinde var. Bu arada bu kırmızı olanların hepsinde olmasının sebebi et bulyon bile olabilir. Yani et bulyonun içindeki bir çeşit yararlı bir bakteriyi de çok üretmiş olabiliriz. Yani zararlı da olabilir, bilemiyorum. Hani et bulyonun içinde de mutlaka bir canlı organizmalar vardır sonuçta. Canlı şeylerden elde ediliyor. Ve küçük örneklerimizden sonuncusu klozet. Klozette de sadece kırmızılar var. Mesela klozetten çok fazla çeşit şey çıkmasını bekliyorsun ama hiçbir şey yok. Garip. Geldik büyüklere. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi elimi dezenfekte ederek bastığım burada. Burada bir küf oluşmuş. Onun dışında hiçbir şey yok. Hatta o kırmızılıklardan bunda daha az var. Bu da az önceki teorimi doğrular nitelikte gibi. Bunun içine az şey koymuştum. Az besin koymuştum. Yani et bulyon falan ötekilere göre daha az bunda. Dolayısıyla bu kırmızılıkların et bulyondan kaynaklanıyor olma ihtimali bayağı yüksek. Ve son örneğimiz. Allah'ım neler görüyorum. Buna yaklaşmalı mıyım acaba? Yok artık. Oha! Burada farklı bir dünya oluşturmuşum ben. Tamamen bakterilerin cumhuriyeti bu. Bu nedir?
Ne ararsanız var. Küfler var, mantarlar var, bakteriler var ve şurada siyah bir şey var. Bu siyah şey ne acaba ya? Ben bunun kapağını açmak istemiyorum. Kapağını açmadan acaba netleyebilir miyim? Açmak zorundayım ya. Hadi bakalım. Şu siyah şeyin ne olduğunu gerçekten merak ettim ya. Pamuk gibi olan şeyden burada kocaman var. Hemen şu kapağı kapatıyorum. Buralara fısfısımı sıkıyorum, hatta böyle havalara mavalara da sıkacağım. Sanırım şimdiye kadar yaptığım en garip çılgın deney videosuydu. Hani videonun başında da söylediğim gibi bunları zaten laboratuvar ortamında sürekli olarak üretiyorlar. Fakat benim et bulyon kullanarak yapmış olmam bu deneyi bayağı ilginç kılıyor. Tahmin ettiğim gibi en çok bakteri cep telefonunda çıktı, televizyon kumandasında da vardı bir şeyler. Yani günlük olarak çok elimize aldığımız şeylerde ötekilere göre çok daha fazla bakteri var. Tuvalet ve lavaboda neredeyse hiçbir şey olmaması bana bayağı garip geldi. Yani orada çok farklı organizmalar falan görmeyi bekliyordum açıkçası. Bu tarz çılgın deney videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Realme'ye bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Çekilişe de katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.